Merhaba sevgili öğrencilerim. Soru bankamızda yer alan noktalama işaretleri bir testinin çözüm videosuyla karşınızdayım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığına yer verilmiştir? İnceleyelim. Beni dinledi mi? Söylediklerimi not aldı mı? Haberim yok. Eğer bir cümle içinde peş peşe sıralanmış sorular görürseniz ve sıralanmış sorulardan sonraki ilk kelime küçük harfle yazılırsa bu soruların arasına değerli arkadaşlar virgül koyarsınız. O zaman burada virgülün kullanımı doğrudur. Ve cümle bittiğine göre burada noktanın kullanımı da doğrudur diyorum. Edebiyat, tarih, coğrafya ve felsefeye göre daha kolay bir derstir. Bakın edebiyatı diğer derslerden ayırmış ama burada eş görevli gibi göstermiş. O zaman burada tarih, coğrafya ve felsefe eş görevli ise edebiyatı ben diğerlerinden ayırıyorsam burada tekrar virgül değil ne kullanmamız gerekir bizim? Noktalı virgül kullanmamız gerekirdi. Şurada edebiyattan sonra o zaman 5 şıkkında bir hata var diyebilirim. Masadan birden kalkınca bakın zarf fiilden sonra virgül gelmiş. Annesini karşısında gördüğünde gene burada bir zarf fiil gelmiş. Ben şunu biliyorum. Bir cümlede eş görevli zarf fiiller varsa bunların arasına değerli arkadaşlar virgül getirebilirsiniz. O zaman C şıkkında bir hata yok. 7, 8, 9. maddeler derken böyle ard arda sıralanmış sayılar verirse son sayıya kadar arkadaşlar arasında virgül, son sayıdan sonra 9. derken nokta koyabilirsiniz. Burada da yine bir sıkıntı yok. Köyden elma, armut, kiraz getirdi. Bakın bir cümle. Domates, soğan getirmedi bir cümle. Sıralı cümlelerin bir kısmını sıralı cümlelerde değerli arkadaşlar aralarda virgül de kullanabilirsiniz, noktalı virgül de kullanabilirsiniz. Eğer ki cümlenin bir kısmında ben virgül kullanırsam bu iki sıralı cümleyi birbirinden noktalı virgülle ayırırım. O zaman E şıkkı da doğru olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Edebiyat kelimesinden sonra orada noktalı virgül olması gerekirdi diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Cümlelerin hangisinde kesme işareti doğru kullanılmamıştır? Burada hemen şu kuralları bir hatırlayalım. Özel isim arkadaşlar direkt çekim eki alırsa biz burada kesme işareti ne yaparız? Kullanırız. Eğer bizim cümlemizde kurum kuruluş iş yeri adı varsa buraya gelen hiçbir eki kesinlikle kesme işareti ile ayırmayız. Eğer ki bir özel isim yapım eki alırsa biz burada yine ne yapmayız? Kesme işareti kullanmayız. Değerli arkadaşlar, bakın ben Türk'üm derken burada ne var? Bir isim çekim eki var. O zaman Türk ismine çekim ekinin gelmesi ve ayrılması doğru. Milli Eğitim Bakanlığı'na derken bakın dikkat edin. Burası bir kurum ismidir. Haliyle takdim nedir? Notumu yazıyorum. Kurum adlarına gelenekler kesmeyle ayrılmamalıydı. O zaman B şıkkında doğru kullanmadık. Kardeşimiz Ali'mizi kaybettik derken bakın dikkat edin. Bizim Ali'miz yani burası bir iyelik eki olarak gelmiş. İyelik eki de bir çekim ekidir. Ayrılması doğru. Tuna Nehri'nin derken özel isme bir tamlayan eki gelmiş. Tamlayan eki de bir isim çekim ekidir. Yani burası da doğru. Çankaya Köşkü'ne derken özel isme bir yönelme eki gelmiş. Bu da bir isim çekim ekidir. O zaman bunu da ayırmamız gerekirdi. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelenekler ne olmuyormuş? Kesme işaretiyle ayrılmıyor imiş. Geldim üçüncü sorumuza. Cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır diyor. Kardeşine demiş bakın burada bir noktalı virgül kullanmış ancak devamında bir cümle gelmiş. Ben iki noktadan sonra cümle getiririm arkadaşlar tırnak içinde kullanacaksam o zaman burası iki nokta olacaktı. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce gibi dillerden çok sözcük almıştır. Bakın Türkçeyi diğer sözcüklerden ayırdım. Bunların arasında virgül kullandım. O zaman Türkçeyi diğerlerinden ayıracaksam burada virgülün kullanımı nedir diyoruz? Doğrudur diyoruz. B şıkkında bir hata yok. Masadan kalkıp yanımıza doğru gelmeye başladı. Zarf fiilden sonra getirmiş. Arkadaşlar zarf fiilden sonra noktalı virgül asla gelmez. Burası yanlış. Her gün spor yapıyorum ama bir türlü zayıflayamıyorum derken bağlaçlardan önce veya sonra noktalı virgül yine gelmez. Burası da yanlış. Eşini seven mutlu olmayı bilir, sevmeyeni ise bilmez. Bakın burada güzel bir ayrıntı var. Bu bir sıralı cümle gibi duruyor. Peki ben sıralı cümlelerin arasını ne şekilde dolduruyorum? Sıralı cümle kısmının bir tarafında virgül varsa ben bu sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül getiriyorum. O zaman burada noktalı virgülün ve virgülün yer değiştirmesi gerekirdi. Bu durumda E şıkkı da gittiğine göre sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Geldim dördüncü sorumuza. Cümlelerin hangisinde parantez işareti
diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Bakalım, Dekameron derken bakın yabancı bir kelimenin Türkçe okunuşunu vermiş. Türk yazını derken yazın kelimesinin eş anlamlısını vermiş. O zaman burada arkadaşlar ikisi birbirinden farklı. Kafiye derken uyak kelimesini vermiş, yani yine eş anlamlı. Üslup derken dil anlatım özelliği vermiş, yani yine eş anlamlı. Ölçü derken vezin kavramını vermiş, yine eş anlamlı. Demek ki parantez işareti bir yabancı kelimenin Türkçe okunuşunu bize verebilir ya da bir kelimenin eş anlamlısını parantez içinde yine verebilir. Farklı olan hangisi diyoruz? A şıkkı diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 5. sorumuza. Hemen gelsin. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yukarıda yer alan cümledeki göreviyle özdeş şekilde kullanılmıştır. Önce bir yukarıya bakalım. Ahmet son günlerde teknolojik alanlarda gelişmeler olduğunu bizlere bildirdi. Kim bildirdi peki? Ahmet. Burada virgülün kullanılma görevi nedir değerli arkadaşlar? Yüklemden uzak düşmüş özneyi tespit etmektir. O zaman aşağıda da yine virgülün bu görevde olması lazım. Cumhuriyetten sonra yeni bir sosyal düzene geçildi. Bir takım yenilikler getirildi. Bakın burada virgül sıralı cümleleri ayırmış. Mutlaka Avrupa'ya gitmem gerekiyor diyordu genç kardeşimiz. Tırnak içine alınmayan aktarma cümlesinden sonra gelmiş. Evin en mutlu varlığı olan bizim kuş sabah akşam durmadan öterdi. Kim öterdi? Evin en mutlu varlığı olan bizim kuş. Bakın yine yüklemden uzak düşen özneden sonra getirebilmişim. O zaman C şıkkıyla yukarıdaki aynı diyebilirsiniz. Hırdavatçıdan bu sabah tornavida pense almış, eş görevli kelimeler ayırmış. Beni dinlediğinde, sözlerini yerine getirdiğinde, dinlediğinde ve getirdiğinde derken eş görevli zarf fiilleri ayırmış. O zaman hangisi aynı şekildedir diyoruz? C şıkkı aynı şekilde gelmiştir diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Atasözlerinin hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta gelmelidir? İki noktadan sonra arkadaşlar ya örnek niteliğindeki sözcüklere yer verilir ya da iki noktadan sonra cümleye yer verilir. Şayet bir cümle varsa, açıklama cümlesi varsa bu cümlenin kesinlikle büyük harfle başlaması gerekir. Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye, burada iki noktaya gerek yok. Sana vereyim bir öğüt. Bakın öğüt verecek, bir açıklama cümlesi verecek. Kendi ununu kendine öğüt. O zaman B şıkkını da getirebilirsiniz. Kör ölür, badem gözlü olur. Kel ölür, sırma saçlı olur. Buraya ne getireceksiniz? Noktalı virgül getireceksiniz. Satılık ziftin olsun Selanik'ten kel gelir. Buraya virgül getireceksiniz. Varsa pulun herkes kulun, yoksa pulun dardır yolun. Buraya ne getireceksiniz? Noktalı virgül getireceksiniz. O zaman sorunuzun doğru cevabı değerli arkadaşlar B şıkkıdır diyoruz. Geçiyoruz 7. sorumuza. Hemen baktık. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki görevine benzer biçimde kullanılmıştır diyor. Tespit edelim. Türkiye, İspanya, Almanya ve İtalya'ya göre daha doğuda yer alan bir ülkedir. Bakın Türkiye'yi diğerlerinden ayırıyorsam ben burada noktalı virgülü eş görevli gibi gelen kelimelerin birini diğerlerinden ayırma göreviyle kullanmışımdır. Bakalım o gün oldukça yorgun düşmüştük. Amacımız kendimizi hemen eve atmaktı. Burada sıralı cümleyi ayırma göreviyle kullanılmış. Teyzem Turan'a, Zeynep'e, İrfan'a güvendiği kadar güveniyordu. Bakın Turan'la diğerlerini kıyasladı. Zeynep ve İrfan'ın arasına eş görevli olduğu için virgül attı. Ancak Turan'ın diğerlerine karışmasını engellemek için buraya ne koydu? Noktalı virgül koydu. O zaman A şık, B şıkkıyla bizim yukarıdaki cümlemizdeki noktalı virgül aynı işlevdedir diyoruz. B şıkkı doğru cevabımız. Arabalarını otobüslerini sattı, kamyonlarını sattırmadı. Yine sıralı cümleye ayırdım. Gamze Serkan Cansu C grubunu, Selim Kemal Duru D grubunu oluşturdular. Burada cümle içindeki tür ve takımları, gruplandırmaları birbirinden ayırdı. Berk Ankara'ya gidiyor, Ece İstanbul'a gidiyor. Yine burada bakın ne yaptı? Sıralı cümleyi birbirinden ayırdı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Geldik 8. sorumuza. Cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? Hemen bakalım.
Daha önce bu tarz olaylara karıştınız mı? Evet, getirebilirsin. Aşkımı ne zaman kabulleneceksin bilmiyorum. Bakın burada cümle bitti ama ben soru anlamı taşımadım bu cümle içinde. O zaman B şıkkında hocam buraya soru işareti getiremezsin. Hocam burada kabulleneceksin, ne zaman kabulleneceksin soru sormuyor mu? Şayet burada soru işareti olsaydı B'nin büyük harfli olması gerekirdi. O zaman burada virgül kullanması doğrudur. Bir sıkıntı yok. Hocanın verdiği kaynakla hangi soruları çözemediniz? Yine bakın soru sordu. Nasıl bir tepki verdin arkadaşına? Yine bir soru sordu. Nedenini bilmediğin olaylara sürekli karışır mısın? Yine bir soru sordu. O zaman B şıkkında biz soru işareti koymamıza gerek kalmaz. Geldik 9. sorumuza. Bir bilgi vermiş. Özel isimlere gelen hal ekleri, tamlayan ekleri, iyelik ekleri kesme işareti ile ayrılır. Buna göre hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bursa'dan dedim, hal eki getirdim, ayırdım. Canım Alim derken benim Alim, iyelik eki getirdim özel isme, ayırdım. Senin Ankaralı olduğunu derken bakın Ankara'dan Ankaralı ne yaptı? Yapım eki yaptı. Ben biliyorum ki yapım ekleri özel isimlerde kesmeyle ayrılmazdı. Cevabımız C şıkkı. İngiltere'den ayrılma eki geldi oldu. Türkiye'ye yönelme eki geldi oldu. Topkapı Sarayı'na derken yine yönelme eki geldi oldu. O zaman hangisinde gerek yok kesme işaretine? C şıkkında gerek yok diyoruz. Ve geçiyoruz 10. sorumuza. Yukarıda açıklaması yapılmayan noktalama işareti hangisidir? Bakın bakalım. Virgülle birbirinden ayrılmış söz öbeklerini ayırmak için konur. Virgülle birbirinden ayrılmış söz öbekleri demiş değerli arkadaşlar. Ne yapacağız biz burada? Noktalı virgülü kullanacağız. Kesirli sayılarda kesirli kısmı göstermek amacıyla konur. Ne diyoruz biz buna? Virgül diyoruz. 25,250 diyebilirsiniz. Kesirli ifade olarak kullanabilirsiniz. Tarih ve saat bildiren sayılar arasına konur. Nedir bu? Nokta diyoruz. Bir sözcüğün eş anlamlısı olduğunu belirtmek için kullanılır. Nedir bu? Yay, ayraç ya da parantez diyoruz. Sorunuzun doğru cevabı C şıkkı. Kısa çizgiyle ilgili herhangi bir bilgilendirme cümlesi karşımıza gelmemiş. Geldik 11. sorumuza. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmeli? Ömrüm boyunca 3 şeyden taviz vermedim. Bakın hemen o zaman buraya bir kere 2 noktayı koymamız gerekir. E şıkkı gitti. Adalet, virgül, saygı, virgül, motivasyon dedi. Peki buraya 3 nokta mı, nokta mı? 3 şey dediği için artık söyleyeceği bitmiştir. O zaman buraya nokta koymanız lazım. Bu durumda A şıkkı da gider. 2 nokta, virgül, virgül, nokta. Sorunuzun doğru cevabı B şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır? Hemen inceleyelim. Ünlü ok şiiri derken arkadaşlar eser adları tırnak içinde verilebilir. Burada bir sıkıntı yoktur. Toplantıdaki en önemli mesele ahlak sorunuydu. Bir cümlede özellikle belirtilmek istenen sözcük tırnak içinde verebilir. Sokakta gördüğü arkadaşına hadi eğlenmeye gidelim dedi. Aktarma cümlelerimiz bizim yine tırnak içinde verilebilir. Romanını kendisine en yakın bulduğu arkadaşını evde unutmuştu. Bakın burada kendisine en yakın bulduğu arkadaşını derken nesnenin açıklamasını yapmadı mı bize? Evet yaptı. O zaman ben ögelerin açıklamasını değerli arkadaşlar 1, 2 kısa çizgi arasında verebilirim. İvir de 2 virgül arasında verebilirim. Burada tırnak işaretinin kullanılması nedir? Hatalıdır diyoruz. Divan edebiyatında 5 mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlere hamse denmiştir. Evet doğrudur. Hamse 5 mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşur. O zaman burada hamseyi özellikle belirtmiştir. E şıkkı da doğrudur diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı ise D şıkkı diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 13. sorumuza. Hemen gelsin. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti verilir? Arkadaşlar size cümlede bir künye verirse, bir eser nerede basıldı, ne zaman basıldı, kim tarafından basıldı gibi bilgiler verirse bu tür bilgilerin arasına tabii ki de ne atacaksınız? Virgül atacaksınız. En sonki kısma nokta koyacaksınız ve işin içinden çıkacaksınız. Bu durumda hangisi doğru cevabımız diyoruz? E şıkkı doğru cevabımız diyoruz.
İki noktayla başlamaz, noktalı virgülle başlamaz, kısa çizgi içinde olmaz, noktalı virgül içinde olmaz diyorum. Geçiyorum 14. sorumuza. Cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmamıştır? Sıralı cümleyi ayıracaksa değerli arkadaşım orada en az iki tane yüklem olacak. Bakın gitti bir yüklem, söyledi bir yüklem. O zaman bu iki yüklemli cümleyi birbirinden ayırdı. Başlıyordu bir yüklem, açılmıştı bir yüklem, açılmamıştı bir yüklem. Yine iki yüklemli bir kısmı ayırdı. Umduk, bekledik, düşündük. Üçü de arkadaşlar yüklemdir ve bunların arasında yine kullanabilirsin. Burada da bir sıkıntı yok. En sevdiği derse edebiyata bugün geç kalmıştı. Bakın burada dolaylı tümlecin yine bir açıklaması var. Peki bu açıklama nedir? Edebiyat kelimesidir. Yani bir ara sözdür. Burada bizim virgülümüzün görevi ara sözün başında sonunda kullanmadır. Yani farklı olan kısım D şıkkıdır diyorum. Bahçeyi suladı bir cümle, saman verdi bir cümle. O zaman burada virgül yine ne yaptı? Sıralı cümleyi birbirinden ayırma görevinde kullanıldı diyoruz. Geçiyoruz 15. sorumuza. Cümlelerin hangisinde noktalı virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Gelin bakalım. At ölür meydan olur, yiğit ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Burada sıralı cümleyi ayırmış. Dikkat edin. Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur. Yine bir sıralı cümleyi ayırmış. Gözüne heyecandan, mutluluktan uyku girmedi. Erkenden ayağa kalktı. Bakın burada yine sıralı cümleyi ayırmış. Burada virgül olmasının sebebi, noktalı virgül olmasının sebebi nedir? Şu kısımda virgülü kullanmamızdır arkadaşlar. Gözüne heyecandan uyku girmedi. Erkenden ayağa kalktı deseydi biz burada sadece virgül kullanacaktık. Bülbül ötmüş, gül dinlemiş, kuşlar uçmuş, el izlemiş. Yine burada sıralı cümleyi ayırdı bakın. Giresun, Ordu, Samsun ve Çorum'a göre daha doğuda yer alır. Ordu, Samsun, Çorum eş görevli. Buradaki eş görevlinin arasında virgül attıysam, eş görevli gibi gelen Giresun kelimesini diğerlerinden ayıracaksam, o zaman burada farklı bir görevde kullanılmış derim. Sorumun doğru cevabı E şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 16. sorumuza. Boşlukları doldurmamızı istiyor yine bizden. Seneca cesaret cennete, korku ölüme sürükler der. Şimdi bir kere cümle burada bittiği için ne koymam lazım? Sonunun noktayla bitmesi lazım. Bu durumda C şıkkı gider. Aktarma cümlesi varsa bu cümlelerden önce kesinlikle ne getirmem lazım? İki nokta getirmem lazım. Gider. Ondan sonra tırnak açmam lazım. Tırnak da olacak. Cesaret cennete, korku ölüme sürükler dedik. Cümlemiz tırnak içinde bitti. O zaman buraya bir nokta. Tırnağı kapatmam lazım. O zaman buraya bir tırnak diyorum. O zaman hangisi bizim sorumuzun doğru cevabı olacak? C, E şıkkında noktalı virgül kullanmış gitti. B şıkkına bakalım. İki nokta, tırnak, virgül, nokta, tırnak. Sorunuzun doğru cevabı B şıkkıdır değerli arkadaşlar. Burada virgül kullanamazsınız çünkü tırnak içindeki cümle bitmiştir. O yüzden D şıkkı olmaz diyoruz. Geldik 17. sorumuza. Sözcüklerin hangisinde kesme şartı kullanılmalıdır? Ankaralı'dan dedin, yapım eki getirdin, artık kullanamazsın. İngilizce'ye dedin, yapım eki getirdin, kullanamazsın. Rusçamız demiş, yapım eki getirmiş, kullanamazsın. Atatürk'ten Atatürkçülük dedin, yapım eki getirdin, kullanamazsın. Ancak bakın, Arap kelimesine ın eki gelmiş, Arap kök halinde bir sözcüktür burada. Gelen ın eki kelimeyi türetmez, çekim ekidir. O zaman bir özel isim direkt çekim eki aldığında kesme işareti ne yapılır? Kullanılır diyoruz. Cevabımız D şıkkı oluyor. Geldik 18. sorumuza. 18. soru güzel ve dikkat edilmesi gereken bir soru değerli arkadaşlar. Bakın bize bir takım öncüller vermiş. Diyor ki yukarıdaki bilgileri verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği cümlelerin birinde yanlış verilmiştir? Hemen şunları bir tespit edelim. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için ne koyuyoruz biz? Oraya kesinlikle nokta koyuyoruz. Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri göstermek için ne koyuyoruz değerli arkadaşlar? Bir tırnak işareti koyuyoruz. İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırt etmek için ne koyuyoruz? Bir noktalı virgül koyuyoruz. Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra ne koyuyoruz peki? Bir virgül koyuyoruz.
Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmak için konur. Buraya da ne dememiz lazım bizim? Kesme şartı dememiz lazım. Bakalım hangisiyle ilgili bir hata var? Kızlardan Cansu Emine Yusra, erkeklerden Efe Burak Tarık bu yarışmaya katıldı. Bakın burada bir noktalı virgül kullanmışım. Ancak bizden noktalı virgülün hangi görevde olmasını istemiş? İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırma görevinde kullanılmasını istemiş. Peki burada nedir? Tür ve takımları birbirinden ayırdım. O zaman noktalı virgül hocam burada yanlış görevde kullanıldı. A şık gibi dursun. Çocuklar yarın okula gitmek için 8'de. Bakın saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için nokta kullanılacak mıydı? Evet, o zaman burada nokta doğru diyebilirim. Ne zaman geleceğimi bilmiyorum diyerek telefonu kapattı. Tırnak içine alınmayan cümleden sonra virgül getirmiş mi? O zaman burası da gitti diyoruz. Bu da doğru. Türkiye'nin bu akşam Hollanda ile maçı olacak. Bir özel isim direkt çekime kaldığında kesme şartıyla ayrılır. O zaman kesme şartı da gitti diyorum. Kendisi için en önemli ve en değerli şeyin saygı olduğunu ifade etti. Özellikle belirtilmek istenen kelimeleri tırnak içinde verdi. O zaman iki numarada gitti dediğimizde demek ki sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Burada noktalı virgül sıralı cümleleri ayırma görevinde kullanılmamış diyoruz. Geçiyorum 19. sorumuza. Bir boşluk doldurma sorusu vermiş yine. İnceleyelim. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Olay öykünün belirleyici özelliğidir. Bakın burada cümlem bitti. O zaman buraya nokta getiririm. Peki olaydan sonra ne getirmem lazım? Virgül getiririm. Bu durumda E şıkkı baştan gider. İkinci kısma nokta getireceğim. D şıkkı gider. B şıkkı ne yapar? Gider. Devam etsin. Olay olmadan öykü olmaz. Olay insanların başında geçen az rastlanan merak ögesi uyandıran anlatımlardır. Az rastlanan merak ögesi uyandıran anlatımlardır dediğimde nedir bu bir? Eş görevlidir. O zaman benim dördüncü boşluğumda ne olacaktır? Kesinlikle virgül olacaktır. Ben burada virgül kullanacaksam o zaman bu özneden sonra ne getirmem lazım? Noktalı virgül getirmem lazım. Peki günlük konuşmalarımızda bak ne oldu? Bakın bu nedir bir cümledir. Ben bu aktarma cümlelerini ne içinde verebilirim? Tırnak içinde verebilirim. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacak değerli arkadaşlarım? C şıkkı olacaktır diyoruz. Ve geçiyoruz son sorumuza. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme şartı yanlış kullanılmıştır? Bunu size cümle içinde de verip isteyebilir ama ben bu şekilde pratik bir çözüm olması için kısa tuttum kelimeleri. TBMM'ye derken evet kesme işareti arkadaşlar burada doğru. TFF'nin derken evet kesme işareti burada doğru. M'nün derken evet kesme işareti burada doğru. TDK'miz derken evet kesme işareti burada doğru. Ancak lütfen burayı iyi dinle. TC'den derken bir kere TC kelimesinin kısaltımında zaten nokta vardır. Haliyle nokta varsa ben burada tekrar kesme işareti kullanamam. Gelen eki de direkt bitişik şekilde yazarım. TC'den şeklinde yazacaksanız ya da TC'yi ya da TC'de diyeceksiniz. Bu şekilde demeniz gerekecek. Bu zaman sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Evet, bu soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için daha güzel olmuştur. Daha güzel, daha aktif, daha bilgi dolu bir video olmuştur. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.